Türk dili ve medeniyetinin taşlarından biri olan Yunus Emre, vefatının 700. yılı nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir genelge yayınlayarak 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etti. Bugün konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora öğrencisi Vasfi Babacan. Kendisi Yunus Emre üzerine bir tez yapıp araştırmalarını kitaplaştırdı. Vasfi Babacan, hoş geldiniz yayınımıza. Sorulara geçiyorum o zaman. Tabii, buyurun. Şimdi Türk Edebiyatı'nın büyük şairlerinden biri olarak bildiğimiz Yunus Emre. Ama yaygın şöhretine rağmen onun hakkında, hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Size soralım hocam, Yunus Emre kimdir? Detaylı hayat hakkında, onun hakkında. Öncelikle Yunus Emre bir derviştir. Kendi deyimiyle bir Türkmen kocasıdır. Büyük bir şahsiyettir. Şahsiyet. Evet, şahsiyet. Büyük Türk düşünürlerinden birisidir. Tıpkı Mevlana gibi Yunus Emre de büyük bir Türk düşünürdür. Allah aşkının ve insan sevgisinin şairidir. Evrensel nitelikler taşıyan Türkçe şiirin de öncüsü kabul edilmektedir. Şimdi Yunus Emre ile ilgili bilgilerimiz yeterli değil. Bunun farkındayız bilim camiası olarak. Yunus Emre ile ilgili bilgileri onun şiirlerinden yola çıkarak veya bulunmuş olan bazı belgelerden yola çıkarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi bir kayıtta Yunus Emre'nin 82 yıl yaşamış olduğunu, 1320-21 yıllarında vefat ettiğini öğreniyoruz. Adnan Sadık Erzi tarafından Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunan bu kayda göre Yunus Emre 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış bir şair, sufi şairimizdir. Yani tarihlersek bu yüzyılı 1240 ile 1321 yılları arasında 82 yıl yaşamış bir şair. Şimdi Yunus'un yaşadığı dönemin özelliklerine bakmak gerekiyor öncelikle. Yunus Emre'yi daha iyi tanımamız için. Şimdi Yunus Emre'nin yaşadığı dönem Anadolu Selçukluların zayıflamaya başladığı beylikler ve beyliklerin Anadolu'da hüküm sürdüğü bir dönem. Bu dönemin özelliklerini göz atacak olursak, şimdi savaş, yıkım ve hastalıkların hakim olduğu bir kaos ortamı var Anadolu'da. Haçlı seferleri olmuş. Ünlü bir edebiyat tarihçisinin dediği gibi Haçlı seferleri öyle bir etkili olmuş ki Anadolu'da kızgın bir lav gibi etrafı yakıp yıkmış. Ayrıca Anadolu Selçukluların zayıflama yıllarında Moğol istilası olmuş ve Moğol istilasının önünden Anadolu'ya gelen Türkmenleri görüyoruz. Böyle bir zamanda salgın hastalıklar da baş göstermiş. Örneğin kara veba. Hatta Yunus Emre'nin şiirlerine baktığımızda ölümün her tarafta kol gezdiği yazılıyor. Zaten Anadolu Selçuklu Devleti Bizanslarla, Gürcülerle, Ermenilerle mücadele ediyordu. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bu dönemde hakim olan bir kaos var, savaş ortamı var, yıkım var, ölüm var. Yani insanlar umutsuz. Böyle bir zamanda Yunus Emre insanların gönlünü teskin etmek için gerçekten evrensel nitelikli Allah aşkını, insan sevgisini anlatan şiirler yazmış. Şimdi Yunus Emre'nin yaşadığı yer konusunda şunu söyleyebiliriz. Bu konuda değişik kaynaklar farklı yerleri işaret ediyor. Mesela bazı kaynaklarda Bolu civarı, Karaman, Eskişehir, Sakarya Havzası. Ama biz genel olarak bunu Orta Anadolu'da yaşadığını söyleyebiliriz Yunus Emre'nin. Orta Anadolu'da 13. yüzyılın ikinci yarısıyla 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış. Muhtemelen
Yunus Emre'nin babası doğudan, yani Horasan tarafından göç etmiş bir Türkmenlerden birisi. Belki Yunus Emre doğduğu sıralarda veya doğmazdan belki de 5-10 yıl önce Anadolu'ya göç etmiş Yunus'un ataları. Şimdi şiirlerine bakarsak Yunus Emre'nin evlendiğini ve İsmail adında bir çocuğunun olduğunu ve bir de kız evladının olduğunu öğreniyoruz. Peki Yunus Emre bunca güzel şiirler yazmış, evrensel nitelikte, öğrenim görmüş müdür? Bu konuda çeşitli rivayetler var. Ama benim söyleyeceğim şudur, Yunus Emre ciddi bir öğrenim görmüştür. Hem de medrese öğrenimi. Arapçayı, Farsçayı öğrenmiştir. Bunun yanı sıra devrinin bilimlerini, felsefe, mitoloji, dinler tarihi, dört kutsal kitabı zaten okuduğunu kendisi söylüyor eser şiirlerinde. Mitolojiyi, daha pek çok şeyi öğrenmiş. Çağına göre bilgi ve zeka düzeyi yüksek bir insandır Yunus Emre. Çağına göre gerçekten bilgi ve zeka düzeyi çok yüksek bir insandır. Onun İranlı şair Sadi'yi okuduğunu, Yunus Emre'nin Mevlana ile tanıştığını, hatta Mevlana'nın Mesnevisi ve Divan-ı Kebir'i üzerine çalıştığını da Abdülbaki Gölpınarlı söylüyor. Şimdi Yunus Emre iki tane değerli eser bırakmıştır. Şu anda bildiğimiz iki tane. Birisi Risalet-ül Nusriye, diğeri de Divan. Asıl meşhur şöhretini sağlayan Divan'dır. Şimdi Risalet-ül Nusriye içinde öğretici nitelikte bilgilerin olduğu Mesnevi tarzında yazılmış bir eser. Sembolik ifadeler kullanmış. Mesela ruh ve nefs. Başlangıçta dört unsurla başlıyor. Ruh ve nefs, tamah ve kanaat, kibir ve tevazu, öfke ve sabır, cimrilik ve cömertlik, gıybet ve doğruluğun hikayelerini anlatıyor Risalet-ül Nusriye'de. Bir nasihat kitabı, yani insanları eğitmek için hayat tecrübelerini aktardığı eseri. Bunu hayatının son zamanlarında yazmış olmalıdır. Zaten Risalet-ül Nusriye'nin sonundaki tarih düşürmeden bunu anlıyoruz. Divanına gelecek olursak, hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullandığı, içinde ilahilerin ve gazellerin olduğu kitabı. Tabii bunun Fatih nüshası üzerine çalıştım ben. Çalışmam Fatih nüshası üzerine. İçinde 203 tane şiir var. Bir tane de münacat var. Şimdi Yunus Emre'nin şöhreti divanlı sayesinde günümüze kadar gelmiş. Şimdi Yunus Emre'nin mezarı da tartışmalı. Ondan da bahsedeyim. Genel kanı Yunus Emre'nin mezarının Eskişehir'in Mihalitçik kasabasına bağlı Sarıköy'dedir. Bundan başka mezarının olduğu söylenen yerler de vardır. Örneğin Bursa, Karaman, Kula, Erzurum, İsparta, Aksaray, Sandıklı, Ünye, Sivas gibi yerlerde Yunus'un mezarının olduğu söyleniyor. Yalnız genel kanı Eskişehir'in Sarıköy civarında Yunus Emre'nin mezarı. Yunus Emre'nin evrensel insan sevgisinden bahsettik az önce Sayın Babacan. Yunus Emre'yi daha iyi anlayabilmek için, bu evrensel insan sevgisini anlayabilmek için neler yapmamız gerekli? Ben öncelikle şunu söylemek isterim. Yunus Emre bir üniversitedir.
Şimdi üniversite sözcüğüne baktığımız zaman universe, evren sözcüğünden gelir. Bu malumumuz. Bence Yunus Emre Türk İslam düşüncesinin evrene açılan kapılarından biridir. Türk İslam düşüncesinin evrene açılan kapılarından birisidir Yunus Emre. Bunun için ben Yunus Emre'yi üniversite olarak nitelendiriyorum. Şimdi Yunus'taki evrensel insan sevgisini anlayabilmek için onu doğru okumak ve doğru anlamak gerekmektedir. Şimdi Yunus'a baktığımız zaman onun şiirlerinde evrenselliğinin en temel ayağı aşktır. Aşk. Çünkü Yunus Emre Allah aşkını anlatıyor, insan sevgisini anlatıyor şiirlerinde. Aşkı yaratılmanın nedeni olarak görüyor Yunus Emre. Yani bütün kainat aşktan dolayı yaratılmıştır. Ha, bununla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Yunus Emre'nin şiirlerinde de geçiyor bu. Levlak diye bir söz var. Bunun hadisi kutsi olduğu söyleniyor. Ve buna göre ilk önce Allah kendi nurundan Hazreti Muhammed'i yaratmış. Ona olan sevgisinden dolayı bütün yeri, göğü, bütün evreni, her şeyi yaratmış. Yani aşk Yunus Emre'deki en temel unsurdur. Yaratılmanın nedenini de aşk olarak görüyor. Şimdi Yunus Emre'deki işte en temel ayak aşk dedik. Bunun en önemli noktalarından birisini insan sevgisi oluşturmakta. Yunus insanlara tutkun, insanları seviyor. İnsanların doğuştan gelen bir yaratılma eşitliğine sahip olduğunu düşünüyor. Herkesi Allah yaratmıştır. Allah kendi nurundan ve kendi suretinden yaratmıştır. Her insan evren için bir potansiyeldir. Ha, Yunus'un düşüncesine baktığımız zaman her insanın yaşayarak ve insanları severek olgunlaşabileceğini düşünüyor Yunus Emre. İnsanları severek Allah'ı daha çok sevebileceğini de düşünüyor. Bütün insanları Allah'ın bir yansıması olarak görüyor. Çünkü Yunus Emre tasavvuf erbabı bir insandır. Tarikatlar üstü değildir. Bir tarikatı vardır Yunus Emre'nin. Tabii bu konuda da farklı şeyler var, görüşler var. Ama şurası da bir gerçek. Yunus Emre yeryüzündeki her canlıya, sadece insana değil, her canlıya değer veren bir şahsiyettir. Türk İslam evrenine açılan kapısı dediniz hocam. Yunus Emre'nin Türk İslam edebiyatına katkısı nedir? Türk tasavvuf şiiri var. Halk edebiyatının bölümlerinden birisi. Türk tasavvuf şiiri. Bu şiirin sesi en gür şairidir Yunus Emre. Sanatının merkezinde Türk İslam kültürü vardır. Yunus Emre herkes tarafından kabul edilen birisi. Yaşadığı dönemde ve ondan sonraki dönemlerde. Şimdi onun şiirlerine baktığımızda Yunus'un Kur'an'a ve sünnete son derece bağlı olduğunu anlıyoruz. Ben onu şöyle nitelendiriyorum. Yunus'un şiiri halkın önünde yürüyen birisinin ayak izleri gibidir. Ve o izler sürekli peşinden gelmenizi ister. Yani insanları Yunusça davranmaya çağıran izlerdir. Yunus Emre ile ilgili söyleyeceğim en önemli noktalardan birisi. Şimdi Yunus Emre Allah aşkını, insan sevgisini, işte evreni anlatmaya çalışmış şiirleriyle. Bütün öğretilerini, dinsel öğretileri insanlara anlatmak için şiiri bir propaganda aracı olarak görmüştür. Yani
ciddi bir propaganda aracıdır Yunus'a göre şiir. Ölüm, aşk, insan sevgisi, aydınlanma, hoşgörü, vahdeti vücut, nefsini bilme ve nefsini yenme, daha pek çok konularda Yunus insanlara önderlik etmiştir. Şimdi Yunus'un önemli özelliklerinden birisi de sehli mümteni sahibi olmasıdır. Yani kolay söyleyebilmesidir şiirlerini. Şimdi onun şiirlerini bugün bile okuduğumuzda anlıyoruz. Ve kullandığı sözcükler günlük hayatta bildiğimiz sözcükler. Çoğu öyle. Ben çalışmamda kullandığı sözcükleri kategorize ettim. Örneğin %49 Türkçe kullanmış Yunus Emre şiirlerinde. %49 Türkçe sözcükler kullanıyor. %31 Arapça sözcükler kullanmış. %13 Farsça. Geri kalan %7'si de İbranice, Yunanca, Latince ve diğer dillere ait sözcükler. Bakın %49 Türkçe kullanmak gerçekten o dönem için, yani Arapçanın, Farsçanın yaygın olduğu o dönem için ciddi bir orandır. Türkçenin, Türkçe şiirin önderliğini yapmış. Şimdi onun kullandığı Türkçe sözcükleri, sözcüklerin incelemesini yaptığımızda %82 o sözcüklerin hala yaşayan sözcükler olduğunu görüyoruz. Yaşayan Türkçe sözcükler. %18'i arkaik Türkçe sözcüklerden oluşmakta. Yani Türkçenin sesi en gür şairlerinden birisidir Yunus Emre. Sesiniz gelmiyor bu arada. Pardon. Büyük bir edebi kişilikten bahsediyoruz. Böyle büyük edebi kişiliklerin kendinden sonraki nesillere çoğu zaman etkilediği aşikar. Yunus Emre kendinden sonraki edebiyatçıları etkiledi mi? Nasıl etkiledi Sayın Babacan? Öncelikle şunu söylemeliyim. Yunus Emre bu dünyadan göçtükten sonra asla unutulmadı. Anadolu ve Rumeli'deki çeşitli zümreler, işte tarikatlar olsun, farklı zümrelere ait insanlar Yunus'un şiirlerini biliyorlardı. Yabancı, hatta gayrimüslimler bile Yunus Emre'nin şiirlerini öğrenmişlerdi. Hatta bununla ilgili tarihte bir takım notlar var. Aleviler, Bektaşiler, Melamiler, Hamzaviler, Kalenderiler, Kadiriler, Nakşibendiler ve benzeri zümreler onu benimsemiştir. İlahilerini yüzyıllarca dergahlarında, çeşitli törenlerinde besteleyip söylemişlerdir. Şimdi Yunus Emre vefat ettikten sonra onun gibi şiir söylemeye çalışan sanatçılar da olmuştur. Örneğin Aşık Paşa, biliyorsunuz Garipname adlı meşhur eseri vardır. Kaygısız Aptal, Hacı Bektaş, Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri ondan etkilenmiş şairlerdir. Da ben Yunus Emre'nin öğretilerinden olan, daha doğrusu hani Yunus Emre'nin eski Yunan edebiyatından etkilendiğini düşünüyorum. Eski Yunan felsefesinden etkilendiğini düşünüyorum. Hatta vahdet-i vücudu anlatırken de bundan bahsediyorum. Orada bir ifade vardır. İyi olan her şey yayılır. Gerçekten Yunus Emre ve şiirleri iyidir. Ve gerçekten yayılmıştır. Ve unutulmamıştır, unutulmayacaktır da. Peki bugün ne kadar tanınıyor dünyada Yunus Emre? Bugün bu konuyla ilgili ben şunu söylemek isterim. Yunus Emre inançlar üstü ve milletler arası bir şahsiyettir. Bugün Batı üniversitelerinde şöyle bir şey duymuştum ben. Doğudan gelen öğretim üyelerini alırken şunu soruyorlar. Tasavvufu ve Yunus Emre'yi anlatabilecek misiniz? Bakın, Batı medeniyeti
Yunus Emre'ye karşı büyük bir ilgi gösteriyor. Çünkü Yunus Emre evrensel bir şahsiyet. Yunus Emre üzerine ilk çalışmalar Batılılar tarafından yapıldı. Mesela İngiliz alemi Gibb, A History of Ottoman Poetry adlı eserinin birinci ve dördüncü cildinde Yunus Emre'den bahsediyor. 1900 yıllarında bu. 1900 ve 1909 yılları arasında. Bizde Fuat Köprülü 1918 yılında Türk Edebiyatı'nda ilk Mutasavvıflar adlı eseriyle Yunus Emre'yi bilim camiasına tanıtıyor. Daha bundan başka mesela Anne-Marie Schimmel, Melioranski, daha pek çok batılı oryantalist Yunus Emre'yi iyi tanıyor. Batı dünyası Yunus Emre'ye karşı büyük bir ilgi ve saygı besliyor ve gerçekten de beslemeye devam edecektir. ...2021 yılı Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Bunun önemini nasıl değerlendirirsiniz? Elbette bu karar önemli bir karardır ve Yunus Emre'nin daha geniş kitleler tarafından tanınmasına olanak sağlar. Çünkü evrensel nitelikteki şahsiyetler evrenin her bir bireyi tarafından tanınmayı hak ediyor. Evrenin bütün bir fertleri tarafından tanınmayı hak eden bir insan Yunus Emre'de. Dünyanın işte savaş ortamını, hastalık ortamını görüyoruz. Böyle bir zamanda barışa, hoşgörüye ihtiyacı vardır. Ve Yunus Emre'nin daha geniş kitlelere tanıtılması için bu ciddi bir fırsattır. Hatta günümüzde bu yıl birçok üniversite sempozyumlar düzenliyor Yunus Emre yılı dolayısıyla. Ve birçok kitap basılıyor. Bazı dergiler sayılarını Yunus Emre özel sayısı olarak çıkarıyorlar. Bu önemlidir. Tabii ki. Sayın Babacan, siz Yunus Emre üzerine araştırmalar yapıyorsunuz. Tezinizi kitaplaştırmışsınız. Araştırmalarınızdan, kitabınızdan bahseder misiniz? Tabii. İsterseniz önce kitabı göstereyim. Şöyle takdim edeyim. Kitabımız bu. 1000 sayfalık bir çalışma. Yunus Emre'nin Risalet-ü Nusiyesi ve Divanı, giriş, inceleme, metin, dizim. Bu çalışmayı yüksek lisans tezi olarak ben başlamıştım. Sadece amacımız dizin yapmaktı. Yani Yunus Emre Divanı'nın dizimini yapmaktı. Yalnız bunu daha kapsamlı bir şekilde ele almamız gerektiğini düşündük daha sonra. Yani Yunus Emre'yi tasavvuftan başlayarak baştan sona incelemeyi, işte Selçuklu dönemini incelemeyi, tasavvuf akımlarını incelemeyi, hatta başlangıçta tasavvufun kaynaklarını, her şeyi ortaya koymayı, daha sonra gramer incelemesi yapmayı, Fatih nüshasının metnini transkribe edip okuduk, sözlüğünü yaptık çalışmada. Dizinden sonra da tasavvuf dışı ve tasavvufi deyimleri tek tek açıkladık. Hacimli bir çalışma oldu. Yaklaşık 6 yıl süren bir çalışma bu. Yani Yunus'u bir bütün olarak ele alıp tanıtmak istedik. Bunun haricinde Yunus Emre metinlerinde sayılarla ilgili bir çalışma yaptım. Yunus Emre'nin sayıları kullanmadaki başarısını ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonraki çalışmalarımız da gene makaleler şeklinde olacak. Üzerinde çalıştığım makaleler var. Şu anda 4 tane makale yarım.
Yunus Emre üzerine çalışıyorum üzerinde. Devam ediyorsunuz. Yunus Emre'nin eserlerinden gençler nasıl faydalanabilir? Bu noktada bir şey söylememe izin verin. Genç sözcüğü Farsça günç sözcüğünden gelir. Anlamı hazine demektir. Bence bütün gençler birer hazinedir. Yani şimdi gençler nasıl yararlanabilir? Bence Yunus'u tanımak ve anlamak için öncelikle onun eserlerini okumak gerekir. Doğru okumak gerekir. Gençler bunu yapabilirler. Hatta her konuda ciddi okumalar yapabilirler. Tarih, felsefe, edebiyat, psikoloji, aklımıza gelen her alanda birikim sahibi olmak gerekiyor. İşte Yunusça davranış budur. Daha fazla okumak, daha fazla çalışmak. Yalnız okumakla kalmamak, okuduğuyla amel etmek, yani bilgiyi davranışa dökmek. Ve hani Yunus Emre'nin düşüncesinde her insan evrenin bir özetidir. Ciddi bir potansiyeldir. Yunus Emre ne diyor? İnsan önce kendi nefsini bilmeli, daha sonra nefsini bilen Rabbini bilir. Gençlerimiz neler yapabilir? Kendilerini tanıyabilirler. Kendilerini sevebilirler. Kendinizi severseniz başkaları da seversiniz. Evreni seversiniz, bütün canlıları seversiniz. Yunus Emre insanın insanları severek, hatta bütün canlıları severek olgunlaşabileceğini düşünen bir şahsiyettir. Başkalarının düşüncelerine saygı duyabiliriz Yunus Emre sayesinde. Hoşgörü sahibi olabiliriz. Hatta Yunus Emre'nin bir şiirinde şöyle geçiyor. Ben kimsenin dinine hilaf demem diyor. Yalan demem. Yani farklı inançlara saygı duymak, hoşgörü sahibi olmak. Ve Yunus Emre zamanında hani okudukları az bir şeyle alimlik taslayan insanlar olmuş. Yunus Emre bunlar için şunu söylüyor. 3,5 okuyan salüslük satar diyor. Yani çok okumak gerekiyor. Ve okuduğuyla amel etmek gerekiyor insanların, gençlerimizin, özellikle gençlerimizin. Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Barış içinde, kendileriyle barışık olmaları gerekiyor ve evrendeki her şeyle barışık olmaları gerekiyor gençlerimizin. Söyleyeceklerim bu kadar. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü doktora öğrencisi Vasibe Babacan konuğumuzdu. Kendisi Yunus Emre'nin Risale-tün Nisiyesi ve Divani kitabının yazarı. Bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. Yunus Emre'nin evrensel insan anlayışı, sevgi, barış ve hoşgörü şiirleri sadece yaşadığı devrin değil, çağımıza ve gelecek yüzyıllara da ışık kaynağıdır. Bize düşen de eserlerini ve hakkında yazılan araştırmaları okuyup fikirlerinden yararlanmak.